بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Alloh subhanahu va taolo tavhid haqida Qur'oni Karimda tavhidni bayon qilgan o'rinlarda koinotu yerning yaratilishligi va bu koinotu yerning o'zigina boshqarayotganligini zikrini olib keladi. Mana bu oyat ham shu oyat jumlasidandir. Payg'ambarlarning tavhidga chaqirgan, shu tavhidga chaqirishganlardan keyin xalqlar buni qabul qilmagandan keyin, takror aytamiz, payg'ambarlar bilan xalqlar o'rtasidagi husumat Allohning borligida bo'lgan emas, birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning koinoti yerni boshqarishligi masalasida bo'lgan emas. Alloh subhanahu va taolo o'ldiradi, tiriltiradi degan sifatida bo'lgan emas. Alloh subhanahu va taolo insonlarga rizq beradi degan masalada bo'lgan emas. Balki yakka Allohga ibodat qilish va ibodat qilmaslik masalasida bo'lgan. Payg'ambarlar bilan xalqlar o'rtasidagi kelishmovchilik faqat yakka ma'bud masalasida bo'lgan. Payg'ambarlar yakka ma'budga ibodat qilishlikka chaqirishgan, boshqa tog'utlarga Allohdan boshqaga ibodat qilishlikdan voz kechishlikka chaqirishgan. Odamlar bu yakka ma'budga ibodat qilishlikdan bosh tortgan va xalqlar bilan payg'ambarlar o'rtasidagi husumat shu bo'lgan, birodarlar. Ibodat, aytganimizdek, duo, istionat, istig'ofa, tavakkul, qo'rquv, rajo, umid va hamda biror narsani qurbonlik qilish, nazr qilish va hayotdagi hukm masalasi bo'ladi. Boshqa odamlar duoni Allohga ham qilamiz, boshqa narsaga ham qilamiz deyishgan. Boshqa odamlar biz Allohdan ham yordam so'raymiz, boshqa narsadan ham, daraxtmi, boshqa narsalardan yordam so'raymiz deyishgan va o'zimiz bilan Allohni o'rtasida vositalar qilamiz deyishgan. Payg'ambarlar Allohni hukmi bilangina hukm qilishlikka chaqirishgan, ular hayotda biz o'zimiz qonunlar topa olamiz deyishgan. Shun bilan ular payg'ambarlar bilan kelishmishmagan, payg'ambarlar ham ulardan bu narsaga rozi bo'lmagan va shu husumat shu masala haqida bo'lgan. Allohni inkor qiladigan kofir juda nodir suratda bo'lgan. Shuning uchun biz Qur'oni Karimda tavhid haqida bo'lgan bahslar o'rnida biz shuni guvohi bo'lamizki, koinot yerni faqat Alloh subhanahu va taolo o'zigina yaratganligi va o'zigina boshqarayotganligi haqidagi so'zni olib kelinadiki, buni mushriklar buni tan olishardi. Tan olishgandan keyin koinot yerni boshqaruvchi zotni yakka ekanligini tan olgandan keyin
bu boshqa ibodatni ham shu yaratuvchiga qilmoqlik kerak deganga ishora bo'lsa kerak. Sizlarning Rabbilar Allohdir. Allohiki koinoti yerni 6 kunda yaratgan. Keyin arshda barqaror bo'lgan. Kecha va kunduz, kechani kunduzga o'raydi. Kecha kunduzini nihoyatda tez g'ayrat bilan talab qilgan holatda. Oftob, oy, yulduzlarni Alloh yaratdi, o'zining buyrug'iga bo'ysundirilgan holatda. Hamma mavjudot Allohning qonuniyatiga bo'ysunadi. Buni hamma mushriklar ham tan olardi. Bu Allohning hukmiga bo'ysundirilganligini tan olmaydigan kofir yaqinda paydo bo'ldi birodarlar. Allohning vujudini inkor qiladigan kofir yaqinda vujudga keldi. Tarixda bunchalik vijdonini pachaqlab tashlagan, vijdonini o'rniga jig'ildan qo'ygan kofir ham bo'lgan emas birodarlar. Shuning uchun ba'zi odamlar oftobga sig'inishardi. Ba'zi odamlar oyga, ba'zi odamlar yulduzga. Mana bu oyatda oftob, oy va yulduzlarni Alloh yaratdi o'zining hukmiga bo'ysundirilgan holatda. Bular ma'bud bo'lishlikka yaramaydi. Bular ma'bud yagona ma'budning hukmidan zarracha chiqa olmaydi. Sig'iniladigan narsa yaratuvchi bo'lmoqligi kerak. Bular oftob, oy, yulduzlar har qancha ajoyibotni o'z ichiga olganligi bilan hech bir narsani yaratgan emas. Bular Allohning mahluqi. Bular Allohga bo'ysunishadi. Koinoti yerni 6 kunda yaratgan degan narsani biz bu 6 kunni bu o'zimiz bilayotgan kun deb bilmasligimiz kerak. Bu narsani biz kayfiyatini Alloh subhanahu va taoloning o'zini ilmiga topshirmoqligimiz kerak. Chunki bu hozirgi bizi kunimiz ma'lum bir koinotdagi harakat samarasida hosil bo'layotgan kun kechadir. Koinoti yer yaratilishlikdan ilgari bu kun bilan kecha bu narsa vujudga kelgan emas. Koinoti yer vujudga kelgandan keyin kecha va kunduz vujudga kelgan. Shuning uchun bu yerdagi 6 kunni Alloh subhanahu va taoloning o'zini ilmiga qayd qilmoqligimiz kerak. Mumkin bu 6 bosqichda yaratganligi, mumkin masalan 6 holatda, yoki bu kecha hozirgi kecha va kunduz, ya'ni koinotdagi harakat o'lchovlari bilan o'lchanmaydigan Alloh subhanahu va taoloning o'ziniga xos bo'lgan bir 6 kunda yaratgan. Deb kayfiyatini biz bilmaymiz. Chunki biz bu kun haqida bu narsani yana kayfiyatini bilmasligimiz uchun ba'zi bir hozirgi ilmiy holatlarni ham aytib o'tsak o'rinli bo'ladi. Hozirgi yer kuni yer kecha va kunduzi 24 soatni tashkil qilsa, mana hozirgi olimlar o'zi aytishyaptiki, boshqa bir sayyoralardagi kun yerdagi kundan juda katta farq qiladi. Ba'zi bir sayyoralarning bir kecha va kunduzi yerdagi bir necha yillarga to'g'ri kelishligini ham bayon qilishyapti. 6 kun degan narsa Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos bo'lgan kunlardan, buni banda biz kayfiyati haqida bahs qilmaymiz. Va buni bilishligimiz bizga hech qanday iymonimizga biror bir narsani ziyoda qilmaydi, birodar. Summa sava alal arsh, arshda ثم استوى على العرش arshda barqaror bo'lganligi, biz bu qanday istiqror kayfiyatini haqida bahs qilmaymiz. Shuni bilamizki, isbot qilamizki, istivo alal arsh arsh ustida barqarorligini isbot qilamiz. Qanday barqaror bo'lganligini kayfiyatini biz bilmaymiz. Chunki insonga berilgan ilm, inson yer yuzasida xalifa qilib yaratilgan, xalifalikka munosib bo'lgan ilmlar berilgan. Shu ilm bilan Alloh subhanahu va taoloning xalifalik topshirilgan inson vazifasini o'zi o'taydi. Bundan ortiqcha ilmni berilmagan.
Belki bazı ilimlerini bilişlik, hilafat vazifesini ötaşlikke bu karaba karşıdır. Zarar kıladı, fayda kılıçlığı önüne. Misal kılıp etken biz evvelki derslerimizde ertege neme buluşlugun Allah Ta'ala ilmini bizge vermedi. Bunu ilmini bilişlik bizim halifelik vazifemizge bu zarar kıladı. Ertege bir kişi özünü ölümünü biledigen adam şu birer bir kişinin menfaati için iş kılmaydı. Hayatta birer bir nerseni kılmaydı. Bizim İslami dünya karışımız eğer kıyamet bugünce bitti çöpeğiniz, hül çöpeğiniz sançıp kalışlıkça ülgüseyler, sançıylar dediler. Yani şimdi iki koyuyorlar. Ertege kıyamet bularken, ya bunu ben bari bir ekkenim bilen kıyamet bulup yokup gitedi demeyiler de yaptılar. İslami dünya karış, hayatını, hayattaki hilafet vazifesini öteşlik. Ve şunge muvafık ilim insanga verilgen. Bunge karama karşı buladigen ilimini Allah subhanahu ve teala vermegen. Ve ma utitum minel ilmi illa qalila. Sizlerge ilimden bir azgine ilim verildi halas. Yani hilafet vazifesine layık buladigen ilim verildi. Yuğuşil leylen nehar. Allah subhanahu ve teala keçeni kündüzge oraydı. Keçe daim kündüz bilen şimdi yer kurrasını keçe hem kündüz hem oragen haletti. Yetlubuhu hasizen keçe göyan ki kündüzünü cüda gayret bilen isteydi. Talep kılıp kuvuydu göyan ki. Keçe bilen şunçelik hareket, keçe bilen kündüzünü elmeşlenişliği birer bir tavışsız vücutka kele uğradı. Ala lehul halku vel amr. Aftab ve ay yıldızlarını Allah subhanahu ve teala yarattı. Özünü buyruğuya boysundurulungan halette halk yaratış ham Allah subhanahu ve teala'nın özüge has ve başkarışlık ham Allah subhanahu ve teala'nın özüge has. Tebarakallahu rabbul alemin. Bütün aleminin terbiye kılıcı zat büyüktür. Allah subhanahu ve teala. Bunday büyük zatga bu fırsatdan foydalanishlikka yolborib va nihoyatda odob bilan maxfiy duo qilishlikka Alloh taolo buyuryapti. Ud'u robbakum tazarru'an va xufya. Tazarru' yolborgan holatingizda va maxfiy holatda Rabbilerge dua kiliyler. İnnehu la yuhibbul mu'tedin. Duada haddiden aşık gitken kişilerine Allah yakış görmeydi. Bu innehu la yuhibbul mu'tedin hadden teşkere avazlarını belend kılıp şovkun bilen dua kiliyetkenlerini Allah yakış görmeydi. Bir manası uzundan uzun dualarını kılıp kılgen kişilerine ham duada haddiden taşkarı aşıp etken kişiler deyiler. Bir nerseni bir dua kılgenden ki biraderler, o nerseni dua kılaylik, bu nerseni dua kılaylik, hullas bir yana kaytı bir dua kılaylik, bir koy mallarını ham dua kılaylik, bir bala çakalarını yana kaytı dua kılaylik, ketme ket aytılan oruçlik, bu hadden taşkarı duada tecavüz kılgenlerini Allah Teala yaş görmeydi diyordu. Ondan taşkarı bazı bir rivayetlerde bazı kişiler şunu ham eğitip ötmesek mümkün bazı bir kişiler şu hakta bir gap bulmadı şu ayetini bazı kişiler namazlarda aminini cehriye eğitmeslikken şu ayetini hüccet kılınadı degen gepler ham iştilip kalınışlığı mümkün. Biz içtihadi meseleler hakkında birer bir minberden türüp adamlar bilen münazara kımıyız. Bu minber adamlar bilen münazara kılıp tartışa degen caymaz biraderler. Allah Resulü'nü sözlerine eğitilene degen müttefakun aleyh bulgen sözlerine eğitilip lekin ve cedilhum billetihi ahsen yaxshi munosabat bilan siz bilan munozara qilmoqchi bo'lsa munozara qiling degan buyruqqa binoan
Bazı bir kişilerge ud'u rabbakum tadarru'an ve hufya Rabbilerge yalbarıp ve mahfi halette dua kılıylar degen ayetini aminni cehriye etmeslikke hüccet kılıp olgen kişiler mabada şundan elbette aminni cehriye etmeslik gelip çıkardı deyip düşünüşleri hatadır biraderler. Çünkü bu ayet aminni cehriye etken vakitte mescidlerimiz lerzege kilip giterdi deyip rivayet kılgen sahabeler ve şu sahabeler bilen birge yaşagan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazga ötgenlerde şu aminni cehriye aytilgende mescidler lerzege kilip giterdi şundi amin cehriye aytilgende Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazga ötüp durardılar. Mene şu zatke şu ayet düşken. Eğer bir kişi ud'u rabbakum tadarru'an ve hufyahte men tekrar aytaman biz aminni cehriye aytişlikke odamlarını targ'ib kılıp aytmasın namazın dürüst bo'lmaydi demeyimiz. Bazı bir biraderlerimiz aminni cehriye aytsin namazın dürüst bo'lmaydi degeni gökşegen. Biz ularga karab biz ham özümüzü şahsi bir gazabimiz bilen ular şunday degenden kigin bunday sahih rivayet kılıngan narsalar bilen aminni cehriye aytmasın seni namazın dürüstmez degen bunday sözle etmeyimiz. Biz adamlarının ilim meydanını özleri tekşirip özleri sünnetke amel kılıçlarına koyup koyamız. Biz bu hakta aminni cehriye aytiler yani ki aminni cehriye aytmeyler degen hakta biz bahs yürütmeyimiz. Lekin mana bu ayetini hüccet kılıp elbette aminni cehriye aytmaslik kerek. Agar aytsa şu ayetke hilap boladı degen adamlarga cevap kılamız ki bu ayet amin cehriye aytiliyetken de mescidler lerzege kilip ketedigen vakitte namazga ötkenlerde mescidleri lerzege kilip ketken zat Muhammed aleyhisselamga düşken bu ayet deyimiz. Agar bu kişini ne'udhu billah agar şun deydiyse şu ayetini o kişi düşünmegen deyip aytishligi ham kerak bo'lib qoladi. Bu narsa uni qaysi bir chuqurga giriftor qilishligini ham bilib qo'ymoqlari kerak. Yana takror aytamiz, biz odamlarni aminni jahriya aytishlikka targ'ib ham qilmaymiz va ularning aminni jahriya aytmasligi aytmaylar deb buyurmaymiz. Odamlarni o'zlari tekshirib, ilmlari bilan o'qishsin, o'rganishsin, qaysi hujjat ularga quvvatli bo'lsa ana shu narsani qabul qilishdilar. Va la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Yerda Alloh subhanahu va taolo yerni isloh qilib qo'ygandan keyin buzg'unchilik qilmanglar. Alloh subhanahu va taolo yerni nihoyatda insonning yashashligiga munosib qildi. Biror bir dunyodagi sayyora vallohu alam yerdaqa insonni yashashligiga muvofiq munosib emas ekanligi hammana Allohni o'ziga ma'lum. Odamlar bu narsa haqida hammana bahs yuritishyapti. Lekin yer inson yaratilgan, inson bu yerda xalifa qilingan, bu yerni Alloh isloh qildi. Va bu yerning o'zining qonuni bilan oxirgi Muhammad alayhisalomga Qur'oni Karimni nozil qilib, u kishining Qur'oni Karimni izohlagan hadisi muboraklari bilan shu yerda yerni isloh qildi. Bu qonun bilan botqoqqa jaholat botqog'iga botgan xalqlar axloq hamma bobda, hayotning hamma bobida qiyomatgacha bo'lgan kishilarga ustozga aylanishdilar. Shu hukm bilan shu Qur'oni Karim bilan, shu bizning qo'limizda turgan Qur'oni Karim oyatlarini hayotlariga tatbiq qilishlik bilan mana shunday saodatga erishdilar. Yer o'nglandi. Mana shu islohdan keyin yerda buzg'unchilik qilmanglar. Allohni yo'lidan boshqa yo'lni bilan odamlarni o'nglayman deyishlik yerda buzg'unchilik qilishlikdan boshqa narsa emas, birodarlar.
وَدُعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا Allah'a Allah'tan korkup, azabıdan korkup, rahmetini ümit kılıp, Allah'a dua kılıyla. اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ Allah'ın rahmeti, muhsin, ihlasmen, Allah'ını körüp durgendik, ibadet kılıp, Allah'a sığın yetken kişilerge yakındır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birge edik dediler Ebu Musa ya Eş'ari. Bir seferde, bazı rivayetlerde bir gazatta billedik. فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ Adamlar duaları da tekbirler bilence şovkun kılıça başlaştı. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki اَيُّهَا النَّاسِ اِرْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ اِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَدْعُونَ اَصَمَّ وَلَا غَائِبًا اِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ Ve adamlar özilerini yengil tutuyorlar. Sizler kar ya sizlerden gayib bulup durgen zatke dua kılıyetkeniler yok. Sizler iştuğçu ve sizlerge yakın bulgen, yakın bulup hem sizler bilen daim birge bulup durgen zatke dua kılıyetsizler. Özilerge bunçalik, kıyınçilik bilen şovkun soran kılıp dua kılıyetler dediler. Biz Allah'ın rahmetini muhsillerge yakın ekenliğini bilmalıgımız gerek. Allah'ın rahmeti bizge bosun degen adam muhsin özünü ihsan makamıda his kılmalıgı gerek. Yani Allah'ını körüp durgendek ibadet kılıçlik bilen meşgul bulmalıgı gerek. Hayatını her bir amelide Allah'ını körüp durgendek itikad bilen yaşamalıgı gerek. Özünün muameleleri de hammesi de. Abdülmelik İbni Mervan bazı rivayetlerde bu Esma'i mikin vallahu alem bir kişi aldılarga kildi. Padişahıydı. Şunda menge bir nasihat kılın dediler. Allah'ın vaidlerini gapirdiler. Kattık azaplarını, cehennemdeki azaplarını kattık padişahıya hitap kılıp gapirdiler. Kim bu işlerini kılmasa, adalet kılmasa bunu değil. Kattık vaidlerini gapirgeller de Abdülmelik İbni Mervan ettiği Eyni rahmetullah ve Allah'ın rahmeti kade kaldı bir. Allah'ın rahmeti denem gapirin dedi. Karibun minel muhsinin. Allah'ın rahmetini hatırcan bolin. Muhsin bu siz. Allah'ını kırıp durgen de ibadet kıyan bu siz. Hatırcan bolin. Rahmet boladı siz. Vaidini işleyin dedi. Hazır hem bizi halkımız yoldaki taşlı yüge yap koygen de cennetki kiripti. Buna bir nersene bir bergen de cenneti boptu. Falancı şu da körüptü. Şuna kadar sözlerle işte haliydi. Doğru, biz camiyede cüde köp Allah'ın vaidlerini köp katlı yapıramız. Hiçbir Allah'ın rahmeti kayırda kaldı dese, hatırcan bulun siz muhsin bu siz, Allah'ın rahmeti sizge yakındır. İnne rahmetallahi karibun minel muhsinin. Siz günahıyızı sana arayın, hasenatlarıyızı sana min. Eğer günahıyızı sana bir yaşasayız, Allah Teala hasenatıyızı zayıkı mıydı? Yaşa amelleriyiz, hiç özgermeydiyen mahkem cayda turadı. İnne kitabel ebrari lefi illiyin ve ma edrake ma illiyun kitabun merkum yeşheduhul mukarrabun. Bunda sadık kişilerinin amelleri yazılgen kitap nihayette âli bırak kolunu alıp kolu yetip onu buzup koyadigen ceydemez biraderler. Şunun için Allah'ın rahmeti muhsin bu siz yakın. Allah subhanehu ve teala şunu dedi yaptı. Siz bilen biz köprak Allah'ın vaidini eşitmalıgımız gerek. Ben bunu bilen adamlarını ümitsiz kıldırmak için esmen. Bana biz hususen hazırki künde Allah'ın rahmeti külleri de türüp biz biraderler. Allah'ın rahmet on küllüğü de türüp biz. Allah subhanehu ve teala'nın rahmeti cüş urup durgen vakte türüp biz. Ve rahmeti vesiat kulle şey. Beni rahmetim hemen her şeye yetedi dedi Allah Teala. Lekin Allah'ın rahmeti hemme nersege yetedi. Lekin bu rahmetini kimge kitabat kılgen? Fese ektubuha lillezine yettekûne ve yu'tûne zekâte vellezînehum bi âyâtina yu'minûn. Allah'ın rahmeti Allah Teala bunu yazaman kimlerge? Gelecekte Allah'tan takva kıyan kişilerge. Ramazan-ı Şerif'ten
Asıl maksadımız takva hasıl kılıçlıktır. Kutiba aleykum siyamu kema kutiba alellezine min kablikum leallekum tettekun. Ve zekatlarını birgen kişilerge. Ve hem de beni ayetlerimge iman kiltirgen kişilerge rahmetimle kitabat kılaman. Allah'ın rahmeti coş urup duruşluğu bilen, Allah'ın rahmetinden mahrum buluşluğunun bilgisi, meneşi rahmet günü de Allah'ın farzını tutmazdan yürüyüşlüktür. Mana bu rahmetten mahrum bulgenliğini, mana bu bedbahtlığını bilgisidir biraderler. Ondan hem Allah'ın rahmetinden mahrum buluşluğunu yine hem bilgisi şu ki, Ramazan-ı Şerif'te türüp, Ramazan'ın adablarını raya kılıçlık örneğe, özü Allah'ın farzını tutmaslık bilen birge, köçelerini boyu da, özünün roza tutmagenliğini ilan kılıp, yoyin ki ağzı da keşendelik bilen bildirip durgen adamlar, bedbaht adamlardır. Allah'ın rahmetinden mutlaka mahrum bugen, hazır ki künde mahrum bulup durgen adamlardır. Onu avukat yiyip, özünün keşendelik bilen, adamların aldı da pahırlanıp, yollarını boyda turuşunu misal için yok şeydi ki, ey Müslümanlar, bizlerini sizler Müslüman de bir o değiller. Bizi Müslüman meslekimizi bilip koyuyorlar de işten başka gelmez. Bizi mabada ölgenimizde hem Müslümanların kabristanını kömüp avara bolup yürmüyorlar bunu. De işliğinden başka gelmez biraderler. Bular özlerinin münafık, küfür ve şirkini ilan kılıçlık bilen pahırlanıp durgen, baksız bir Allah'ın rahmetinden mahrum bugen kimselerdir bular biraderler. Eğer hazır şeyde durgen, şu cemaage biraderler, birer bir cayda bir nerse taksim kılın yaptı. Şunun narkı yarım beraber de beril yaptı dese, şu narsa kaysi saatte berilişi giden kat'i nezer, keçesi mi, kündüzü mi berilişi giden kat'i nezer, biz şu yerde, şu eşitken zahatı ana şu yerde hazır bulamız. Bu yerde her kendi kıyınçiliği de özümüzde kıyınçiliği de bilmeyemiz. Eğer onu bekarga bergerliğe eşitilse onu koyavrayın. Bu yerde balalar bilen aileler o balaçakalar bilen şu yerde hazır bulamız. O yerde neçü gün turuşluk gerek olsa türemiz. Bir nerse avukat yemezden, birer bir uhlemezden, hemen nerse isimizden çıkan halette şeyde türemiz. Bugün, mene bu Ramazan-ı Şerif'te Allah'ın rahmeti evvelki 10 günde taksim kılın yaptı. Allah'ın rahmeti hesapsız surette belirli yaptı. Mene bu rahmetke seher bir özüyüzü ıssıkca izden malum bir çekilengen tayin kılıngan saatte ornizden türüp, bir kündüzü de yakşı tamamlanıp alıp, keşkurungi iftar vakti geçe, avukatsız türüşlüğünü şart kılın yaptı. Halas bu rahmetini alın işlik için. Kim şu rahmetini aladı? Mene şu saatte türüp şu saat geçe, Allah'ın buyruğu yemak ve içmekten özünü tiyedi. Ve özünün şu saatte, şu kündüzü de cinsi alakadan özünü tiyedi, başka uyuşluk mıydı? Birer adam bilen söküşmeydi. Şu saatini şimdi ötkişse Allah'ın rahmetinden hesapsız surette aladı deyip ilan kılıyetkenge birer bir kişi kulaksamasa biraderler. Adli nersenin taksimi için o nerse sizge kereymez biraderler. Belki o siz yine yüzdeyi nerseye koşup koyuşuz mümkün. Şu nersege barışlık, akıllilik, paylasuflik bu seyu hesapsız Allah'ın rahmeti biz rahmetiye her bir dakikada muhtaç bulsak, şüncelik katta rahmet taksim kılın yetken de sahar türüp, malum bir vakt yemak, içmak ve bazı bir işlerden özünü tiyip duruşlik, bu nadallik bulsa, bu gapten köre katta nadallik yok braderler. Bugün meneşü küllerde Allah'ın rahmeti coş urup durup taksim kılın yaptı, hesapsız, bunga hiç nerse bizden talep kılın yetken yok. Malum bir adablarını raya kılıçlığına talep kılın yaptı. Allah'ın rahmeti özünü, Allah'ın buyruğunu kılıp, muhsin sıfatını agen kişilerge Allah'ın rahmeti yakındır. Kur'an-ı Şerif'te
Hozir turar ekanmiz, Alloh subhanahu va taoloning rahmat kunlarida turar ekanmiz. Ramazon sharifni fazilatlardan ko'p o'qib berilgan bo'lsa ham İmom Tirmiziy rivoyatlarida Ramazon sharif kelsa, jannat darvozalari ochiladi. Ba'zi rivoyatlarda rahmat darvozalari ochiladi deyilgan. İmom Tirmiziy rivoyatlarida va yunadi munadin ya bagiyal khayr halumma va aqbil va ya bagiyash sharri aqsir va lillahi utaqa'u minan nar va zalika fi kulli laylatin hatta yanqadi ramazon. Nido qiluvchi nido qiladi Ramazon sharifda. Ey yaxshilikni istayotgan, bu yoqqa ke, yaxshilikka qilmoqchi bo'lsang, ke bu yoqqa deydi. Ya'ni Ramazon sharifni da roza tutgin, shu yaxshiliklarni shu oyda qilib olgin deydi. Ey yomonlikni qilayotgan, o'zingni tiy deydi. Alloh subhanahu va taoloning bu kunda jahannam o'tidan ozod qiladigan bandalari ko'pdir. Bu narsa Ramazon tugaguncha har kechada shu amal bo'ladi. Kullu amali ibn Adam yudha'af al-hasanatu bi 10 amsalha ila 700 dha'fin. Qala Allahu 'azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana azzi bihi yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Lis-sa'imi farhatan, farhatun 'inda al-fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Vala khulufu fami saim atyabu indallohi min rihil misk. Hamma insonning inson farzandining amali ko'paytirib beriladi. Bitta hasanot 10 barobardan 700 barobargacha ko'paytirib beriladi. Alloh taolo aytadiki, ammo roza undan mustasnodir. Roza unda emas. Rozani faqat men uchun tutadi, buni mukofotini men beraman deydi. Ya'ni 700 barobardan ham ko'p. Buni hisobini Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Chunki Allohning buyrug'i deb ba'zi odatda qilib yurgan ishlaridan voz kechadi shu soatda, ma'lum bir soatda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Bir odam yolg'on so'zidan voz kechmasa, yolg'onga amal qilishligidan voz kechmasa, Allohning hojati yo'q uni yemoq, ichmog'inidan o'zini tiyib yurishligida. Shuning uchun roza odoblarini birinchisi birodarlar, kizib so'zlarni gapirmaslik va kizibga amal qilmaslik va hamda fahsh, jimo, shunga o'xshagan shahvatga taalluqli so'zlarni gapirmaslikdir bu. Va birov bilan janjallashib, tortishib urushmaslikdir. Agar shu odoblar rioya qilinmasa, yemoq, ichmoqdan o'zini tiyibdi, xolos, boshqa bir fazilatidan mahrum bo'lib yashagan deydi. Iza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu baraka. Agar sizlarning bittalaringlar iftor qilmoqchi bo'lsa, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, xurmo bilan iftor qilsin, chunki bu barakotdir dedilar. Agar xurmo topolmasa, suv dedilar. Fa innahu tahur. Günahlardan, ya'ni buni poklovchidir, poklanishligiga sabab bo'ladi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning odoblari iftor qilganlarda Allohumma laka sumtu va ala rizqika aftartu, zahaba dhama va batallatil uruq va sabata al ajru inshaalloh deb qarakanlar. Mana seni rizoing uchun roza tutdim, seni rizqing bilan iftor qildim. Chanqoqlik ketdi va tomirlar namlandi. İnşallah çanqoqlik ketdi-yu, inşallah ajri qoldi degan ekan, der ekanlar. İftar haqida yana la yazalun nasu bi khayrin ma ajjalul fitra. İftarni avvalgi vaqtiga shoshilishsalar, yaxshilikda ular davom etishadilar. Doim yaxshilik ulardan ajralmaydi. Tasahharu fa inna fis suhuri baraka. Saharlik qilinglar fa inna fis suhuri baraka. Saharlikda barakot bor dedilar. Ba'zi ashablar saharlik qilmasdan ham tutishardilarki, ko'proq bir ochlikni bilishlik shunday maqsadida shu lekin saharlikni qilinglar dedilar. Yahudlar odatda kechqurungi ovqat bilan roza tutishadi. Shunga xilof qilib saharlikda turinglar dedilar. Undan tashqari uyquni buzib alohida turishlik o'zi alohida ibodatdir.
ibodat uchun alohida turishlik bu ihson, ya'ni ixlosdir mana. Birinchidan islomda boy bor, boy deb nisobga ega bo'lgan kishini aytamiz. Miskin bor, miskin bir kunlik taomga ega emas kishini miskin deymiz. Yo'nki bir kunlik taomga ega bo'lgan kishi. Nis faqir deymiz. Bu faqir nisobga qodir bo'lmagan kishidir. Tushunarlimi? Nisobga zakot beradigan, nisobga qodir bo'lmagan odam faqirdir. Ba'zilar shu faqir bilan miskinni kalmasini almashtirilgan, lekin asosiy nima shu? Boy nisobga qodir bo'lgan kishi, g'ani deyiladi arabchasiga. Faqir nisobga qodir bo'lmagan kishi, miskin bir kunlik taomga ega bo'lgan xolos. Zakot nisobga qodir bo'lgan odamga vojibdir. Bermasa gunoh kabir, ya'ni qattiq gunohkor bo'ladi. Islomning bitta asosini qilmagan bo'ladi. Endi bir kunga qodir bo'lmagan, bir kunlik ovqatga qodir bo'lib, balki 10 kun 20 kunlik ovqatga qodir bo'lgan odam ham zakot bermaydi, birodarlar, nisobga qodir emas. U odam nisob bo'lishligi bilan, yana shuni takror aytaylik, nisobga qodir bo'lishligini o'zigina zakotga qodir qilmaydi. Nisobga qodir bo'lib, bu nisob bir yil aylanmoqligi kerak. Misol qilib aytganimizda, bugun avvalgi nisobni aytdik, 6 million 105 ming so'mga qodir bo'lgan kishi avvalgi yilda bundan ozroq qolsa ham nisobni aytganmiz. Shu nisobga qodir edi, zakot beruvdi. Unda ozroq muddatida. Endi shu hozir ham nisobga qodir. Bugungi bayon qilingan nisobga bugun qodir. O'rtada kamaydi, ozaydi, buni e'tibori yo'q. Shu odam zakot beradi. Bir yil aylandi bunda. Shunga sotaman deb olib qo'ygan narsalari ham kiradi shu. 6 million 105 ming so'mga hisoblaydi shuni. Tushunarli bo'lgandir bu. Qon hadisga masalan, bu endi birodarlar, bu haligi bir shaxsiy nimaga o'xshab qolmasligi kerak bu. Masalan, Qur'on hadis kitobga unamasdan mahalla biladi degan odamlar, endi u biz ular bilan biz munozara ham qilmaymiz, ular bilan gaplashishni xohlamaymiz ham. Chunki endi Allohning kalomi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisini uncha e'tiborga olmagan bo'lgandan keyin bizga u odamda ham e'tibori yo'qoladi. Biz ular bilan tortishib o'tirmaymiz. Chunki shularga qanday javob qilish kerak deb shuna debdilar. Otamiz, validamiz, dadamiz, toblar yo'q debdilar. Alloh subhanahu va taolo Parvardigori shu Ramazon sharifda mana hammamiz Allohning farzida turibmiz, duo qilaylik. Alloh taolo shu betoblarga hammasiga Alloh shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Alloh taolo bu ibodatimiz, roza ibodatimizni ham Alloh qabul qilsin. O'ziga ro'baro bo'lgan vaqtda xursand bo'ladigan kishilar jumlasidan qilsin. Sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammad va alihi ashabi. Tahoratga kirishni ham o'rgatar ekanlar, shunga binoan bir endi jumaga kelishni ham bir ba'zi o'rgatib qo'yishlik to'g'ri kelib qoladi. Bir yaxshi bir namuna qilib, bir yaxshi joy namozlarda qalin narsalardan qilib, biror bir gilomga o'xshagan qalin narsalardan bir bo'lak qilib, shuni olib kelib namozda qo'yib o'qib kelinsa yaxshi bo'lsa kerak menimcha. Ammo ba'd. Alloh subhanahu va taolodan avvalo o'zimni va sizlarni taqvo qilishlikka vasiyat qilaman. Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilish insonning hayotda qulay bir hayotga yo'llaydi. Boshqa bir yaxshiliklardan tashqari, inson taqvo egasi bo'lsa, hayotda qulay bir hayot bilan yashaydi. Alloh subhanahu va taolo mana bizlarga ro'zani farz qildi. Ro'zadan asl maqsad taqvo hosil qilishlik ekanligini bayon qilib, Sa'idu billah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun dedi. Ya'ni sizlarga ro'zani farz qilindi taqvo hosil qilishligingizlar uchun. Inson Alloh subhanahu va taoloning yer yuzidagi xalifasi. Bu xalifalik mas'uliyati insonga yuklangan. Shu xalifalik vazifasini o'tamoqlik uchun u albatta taqvo egasi bo'lmoqligi kerak. Taqvo egasi bo'lgandan keyin bu vazifani o'tay oladi.
Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga birinchi nozil bo'lgan oyat Iqro surasi bo'lsa, Suratul Alaq bo'lsa, ikkinchi nozil bo'lgan sura bu Suratul Muzzammil bo'ldiki, bu surada Alloh subhanahu va taolo qiyomul laylga buyurdi. Kechaning yarim qismida yoyinki yarmidan ko'ra ko'proq qismda, yoyinki yarmidan ozroq qismda bedor bo'lishlikka Alloh taolo buyurdi. Nima uchun? U kishi taqvo hosil qilib, shu o'zlarining risolat vazifasidek og'ir yukni ko'tarishlikka tayyorgarlik ko'rmoqlar uchun. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا Biz sizga ağır yükünü yakın gelecekte yelkezege yükleyemiz dedi Allah Ta'ala. Bana şunun için çünkü hazırlık görün dedi. Braderler şu Ramazan-ı Şerif'te takva hasıl kılıçlık üçün bölgelik için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve o kişinin ashabları kıyam-ül leylini bizge meşru' kıldılar. Qiyomul layl mana taravih namoziki bunda Qur'oni Karimni tilovat qilishlik va kechqurunda bedor bo'lish va saharda turib saharlikka hozirlanish mana bu narsalar hammasi agar inson o'zini Allohning buyrug'ini qilayotganligini his qilib ixlos bilan shu amallarni bajarsa unda bir taqvo sifati hosil bo'ladi-da hayotda qulay hayot unga nasib bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Ramazon oyini Qur'on nozil bo'lgan oyat oy ekanligini bayon qilib va Ramazonda kim hozir bo'lsa, Ramazonda roza tutsin deb degan oyat nozil bo'lgan vaqtda Ramazon bilan qiyinchilikni sizlarga xohlayotgani yo'q Alloh taolo. Sizlarga qulaylikni xohlayapti. Shahru Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi va bayyinatin minal huda wal furqon faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ Allah Teala rozanı sizlerge farz kılıp asallini irade kılıyaptı. Kıyınlik nemez. Çünkü Ramazan-ı Şerif'ni roza tutken adam özüge zarar kıladigen derselerden ham vazgeçe aladı. Mene hayatta köremiz ki adamlar keşendeliğini taşalmaydı. Nema üçün? Shu o'ziga zarar qilganligini bilib turib, jismiga zararlik bo'lgan narsaga pul sarf qiladi. Kunduz Ramazon-i Sharifda taqvo hosil qilsa, kunduzi tashlanlagan odam nima uchun men kechqurun tasholmayman degan narsani o'z oldiga qo'yadi. Men ashu o'zgarganim yo'q-u, ertamandan to kechgacha shu narsadan voz kechdim-u deydi. Va deydida o'zini kechqurunda ham agar irodasi bilan tursa tashallashligini biladi. Mana bu taqvo ma'nolarining bittasidir birodarlar. Undan tashqari boshqa gunohlardan ham o'zini tiya oladigan o'zida bir taqvo sifati hosil bo'ladi. Bun bilan hayotda bir oddiy kulgi bo'lib yuradigan narsasidan ham voz kecha olmaydigan zaif inson taqvo egasi bo'lib hayotda qulay yashaydi. Hozir rahmat oylarida, rahmat kunlarida turibmiz. Bu Alloh subhanahu va taoloning rahmatiga bir ro'baro bo'linglar dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Ro'baro bo'lishligimiz Allohning hukmlariga muqayyad bo'lmoqlik bilan bo'lishligi kerak. Alloh subhanahu va taolo bizga osonlikni iroda qilgan, qiyinlikni emas. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Subhanahu va taolo Ramazon-i Sharifni 3ta 10 kunligi avvali rahmat, o'rtasi mag'firat, gunohlardan mag'firat qilinadigan va 3-10 kunni do'zaxdan jahannam o'tidan ko'p ozod qiladigan bandalari borligini mana aytib o'tdik. Bu kunlarni Alloh subhanahu va taolo islom ummatiga marhamat qilib berdi. Bu marhamatni biz nihoyat darajada yaxshi kutib olmoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Shabon oyida ey xalqlar bir oy borki sizlarga bir oy kelyaptiki bu oy muborak oy bu oyda bir kun borki u 1000 oydan afzal kundir deb Laylatul Qadrni ishora qilardilar.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem targ'ib qilardilar Ramazon-i Sharifda iftor qildirishlikka va ko'p sadaqotlar berishlikka targ'ib qilardilar. Shuning uchun ham musulmonlarga o'zi shoyi bo'lib qolganki, zakotlarini Ramazon-i Sharifda berishlik hasanotlarni ko'p bo'lishligi uchun. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam "Man soma Ramazona imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambi." Kim Ramazon-i Sharifda roza tutgan bo'lsa, iymon bilan va Allohning rizosi uchun ajrini Allohdan umid qilib tutgan bo'lsa, o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi dedilar. Va man fattara soiman g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi va ma ta'akhkhar. Agar biror bir ro'zadorni soiman dedilar. Ya'ni xoh tanisin, xoh tanimasin, bir ro'zadorni ko'p ro'zadorlarni iftor qildirsa demadilar. Ko'p ro'zadorlarni iftor qildirsa, unga o'ziga yarasha hasanotlar bor. Man fattara soiman. Taniydimi? Tanimaydimi? Kim bo'lsa ham ro'za tutganligini, Allohning farzini qilganligini bilib, shuni iftor qildirsa, o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi dedilar. Iftor bu islom shiorlaridan. Bu Ramazonning kelganligini bildirish. Ramazonda roza tutmaganlarni xijolat qilish, bularni roza iftor qildirish faqat roza tutgan odamga xos bir sifatdir birodarlar. Iftor deb ovqat yedirishni aytmaymiz birodarlar. Iftor deb roza tutgan odamning og'zi ochadigan, iftor qiladigan narsasini berishligini aytamiz. U qo'shimcha ziyofat qilish, u o'ziga yana yaxshilik bo'laveradi. Ammo roza tutmagan odamni bu bir iftor vaqtida bir narsa berishlik bu iftor emas birodarlar. Iftor bu faqat roza tutgan odamga berilgan iftor soatidagi ziyofatdir. Shunga o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi. Amin. Allohumma taqabbal minna hadhihi as-salat va afu anna ma'a jami'i nuqsonatiha bi fadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allohumma asturna bi satrikal jamil fi dunya wal akhirah. Allohumma ihfazna ya tayyib min jami'il balaya. Allohumma inna na'udzu bika min al-kufri wal faqri wal jubni wal kasal wa min fitnati al-mahya wa min fitnati al-mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal wa min fitnati 'adab al-qabr wa an-nar. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وتوفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين.